Yine gurbetçimizin bir sorunuyla karşı karşıyayız. Özellikle Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin karşılaştığı bir soruna değineceğiz bugün. Almanya'da eğer kişi çok borçlanmışsa ve borcunu da ödeyemez bir hale gelmişse, bu durumda devlet kendisine bir imkan veriyor. Şartları var ise kendisine yeniden bir beyaz sayfa açmak üzere şahsi olarak iflas etme hakkı veriyor. Biz buna Almanca'da privat insolvenz diyoruz. Bu iflası veren kişi iflastan önceki alacaklarına karşı korunuyor. Haciz yapılamıyor buna. Mallarına gidilemiyor. Belirli bir bekleme süresi var. 6 yıl, 7 yıl gibi. Bu süre içerisinde tekrar borçlanmayıp veya elde edeceği gelirlerle eski borçlarını ödeyebiliyorsa ödettirilerek yeniden 6 yıl sonra veya 7 yıl sonra bir sayfa açılarak hiç borçsuz olarak hayatına devam edebiliyor. İşte bu vatandaşlarımızın Almanya'daki Alman hukukuna göre tahsil edilebilecek mal varlıkları yok ise, Türkiye'de bir mal varlıkları, menkul veya gayrimenkul mal varlıkları varsa bunların oralardan tahsil edilip edilemeyeceği bize sorulan sorulardan biri. Gerek vatandaş korkusundan bize soruyor Şerif Bey, ben burada privat insolvens verdim. Acaba Türkiye'deki mal varlığından bu para tahsil edilebilir mi diye soruyor. Veya ben bunu bildirmek zorunda mıyım diye soruyor. Veya privat insolvens sonunda atanan Türk olsun, Alman olsun, genelde privat insolvensten sonra, yani şahsi iflastan sonra bir komiser atanıyor iflas masasına. İflas komiseri atanıyor. Bu kişi şahsi iflas eden kişinin mal varlıklarının kontrolünü, gelirlerinin kontrolünü takip ediyor. Bu kişilerden de bize geliyor. İşte bizim iflas eden ve kendisine komiserlik yaptığımız kişinin Türkiye'de mal varlığı var. Nasıl alabiliriz diye soruyorlar. Şunu hemen öncelikle belirtelim. Burada şahsi iflas eden kişi mutlaka Almanya'da veya başka ülkelerde veya Türkiye'deki mal varlığını mal beyanı olarak bildirmek zorundadır. Bildirmezse bunun Alman yasalarına göre belli müeydeleri var. Bunları Alman hukukçular takip eder. Fakat mal beyanında bulundu böyle bir kişi. Türkiye'deki malını nasıl buraya getirip iflas masasına dahil edecek ve borçlarını tasfiye edecek? İflas bir mahkeme kararıyla oluyor Almanya'da. Bir mahkeme kararı olduğu için Türkiye'de öncelikle bu mahkeme kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi gerekir. Böyle bir dava açılabilir mi? Elbette ki açılabilir. Hukuki menfaati olan gerek borçlu kişi, yani iflas eden kişi, gerekse onun komiseri olan Treuhandler dediğimiz komiseri vekaletname verip Türkiye'de bu kararı tanıtma davası açabilir, ama bu dava kabul edilmez. Mahkeme kararıdır, kesinleşmiştir. Milletlerarası özel hukuka göre geçerli bir karardır. Mahkeme kararı olarak, şekli olarak. Ama aynı zamanda Türk hukukunda da karşılığı olan bir konu olması gerek. Oysa Türkiye'de sadece Türk Ticaret Kanunu'na göre tacirler iflas edebilir. Şahıslar veya şahsi açılmış işletmeler iflas edemez. Bu açıdan baktığımızda sadece sermaye şirketlerinin iflası söz konusudur. Tacir sayılanlar iflas edebilir. Böyle kişilerin, yani şahsi iflas müessesesi yoktur. Onun için Türkiye'de
maalesef kişi borçluysa bir ömür boyu o borcu peşinden koşulur. Ona yeni bir sayfa açılmaz. Dolayısıyla da Türk hakimi tanıma kararı verirken bunun Türk hukukunda bir karşılığı var mı? Buna bakar. Eğer yok ise, ki yok, bizde şahsi iflas Türk hukukunda yok, o zaman bu karar tanınmaz. Dolayısıyla Alman mahkemesinin iflas kararı Türkiye'de geçerli değildir. Şahsi iflas kararı. Şirketlerin iflasları tanınabilir. Çünkü onlar tacirler. Türkiye'de de tacirler iflas edebildiği için şartları varsa tanınır ve tenfiz edilebilir. Burada ne yapılabilir sorusunda, eğer kişinin mal varlığı varsa Treuhand'la, yani iflas masası komiseri kendisini zorlayabilir Alman yasalarına göre. Senin Türkiye'de mal varlığın var, işte belirli bir süre içerisinde bunu getireceksin ve alacaklılar masasına kaydettireceksin diyebilir. İkincisi ise bir yeniden o kişiye karşı alacak davası, yani bu Alman mahkemesi kararını delil olarak göstererek bir alacak davası açılabilir. Bu dava da alacak, yani iflasından dolayı diğer alacaklılar adına hareket eden Treuhand'la komiser davacı olabilir ve böylelikle o borçlu iflas eden kişinin hakkında bir alacak kararı aldırıp icraya koyabilir. Bununla tahsili mümkün olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle şahsi iflas kararları yabancı mahkeme, özellikle de Almanya'da var bu, Türkiye'de tanınmaz. Teşekkürler. İyi günler.